Sebe Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah'adır. Ölüm ötesi alemde de hamd O'nadır. Hakîm'dir O, Habîr'dir. Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni O bilir. Rahîm'dir O, Gafûr'dur. Küfre sapanlar şöyle dediler: kıyamet saati bize gelmez. De ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki O size mutlaka ve mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile Rabbimden gizli kalmaz. Zerreden daha küçük veya daha büyük hiçbir şey istisna olmamak üzere her şey apaçık bir kitapta belirlenmiştir. Ki Allah iman edip hayra ve barışa yönelik işler sergileyenleri ödüllendirsin. İşte bunlar için bir bağışlanma ve kutlu, bereketli bir rızık vardır. Ayetlerimizi hükümsüz kılmak uğruna koşuşup duranlar var ya, onlar için pislikten inletici bir azap vardır. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin hakkın ta kendisi olduğunu, Hamid ve Aziz olan Allah'ın yoluna kılavuzladığını görürler. Küfre batanlar şöyle dediler: dağılıp parçalandığınızda kesinlikle yepyeni bir yaratılış içinde olacağınız yolunda peygamberce haberler veren bir adamı size gösterelim mi? Yalan düzüp Allah'a iftira mı ediyor, yoksa çıldırmış mı bu? Hayır, söyledikleri gibi değil. Gerçek şu ki ahirete inanmayanlar dönüşü olmayan bir sapıklık ve bir azap içindedirler. Onlar önlerinde ve arkalarında gökten ve yerden neler var görmediler mi? Dilesek onları yere batırırız ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Hiç kuşkusuz bütün bunlarda Allah'a yönelen her kul için mutlak bir ibret vardır. Yemin olsun biz Davud'a katımızdan bir lütufta bulunduk. Ey dağlar, onunla birlikte tesbih edin ve ey kuşlar siz de, dedik. Ve onun için demiri yumuşattık. Geniş ve uzun zırhlar yap. Dokumasında titiz davran. Siz de hayra ve barışa yönelik iş yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı görüyorum. Süleyman için de sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay olan rüzgarı görevlendirdik. Onun için erimiş katran, bakır kaynağını sel gibi akıttık. Cinlerden öylesi vardı ki Rabbinin izniyle onun önünde iş yapardı. Onlardan hangisi buyruğumuzdan yan çizse alevli ateş azabını kendisine tattırırdık. Onlar Süleyman için mihraplardan, kalelerden, heykellerden, havuzlar gibi çanaklardan, yerinden kaldırılamaz kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükür olarak iş yapın. Kullarım içinden şükredenler o kadar az ki. Sonunda Süleyman için ölüm hükmünü verdiğimizde onun ölümünü değneğini yiyen bir ağaç kurdundan başkası onlara göstermedi. Süleyman yere yığılınca açıkça anlaşıldı ki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o alçaltıcı azap içinde bekleyip durmazlardı. Andolsun Sebe için kendi meskenlerinde bir ibret vardı. Sağ ve soldan iki bahçe. Rabbinizin rızkından yiyin de ona şükredin. Tertemiz bir belde ve affeden bir Rab. Ne var ki onlar yüz çevirdiler, biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı, birazcık da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. İşte böyle. Nankörlük ettikleri için onları cezalandırdık. Nankörlerden başkasına ceza verir miyiz hiç? Biz onlarla içini bereketle doldurduğumuz kentler arasında sırt sırta vermiş kasabalar oluşturduk. Bunlar arasında gidiş gelişler belirledik. Geceleri ve gündüzleri güven içinde gezip dolaşın oralarda dedik. Ama onlar tutup şöyle dediler: Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır. Böylece kendilerine zulmettiler de biz de onları efsaneler haline getirdik.
hepsini darmadağın ettik. İşte bunda gereğince sabreden, yeterince şükreden herkes için elbette ibretler vardır. Andolsun iblis onlarla ilgili sanısında isabet etti. İnananlardan bir grup dışındakiler ona uydular. Oysa ki onun onlar üzerinde hiçbir sultası yoktu. Sadece biz ahirete inananı onun hakkında kuşkuya düşenden ayırmak için böyle yapıyorduk. Rabbin her şey üzerinde hafizdir. Kollar, korur, gözetir. De ki Allah dışındaki o bir şey sandıklarınızı çağırın, onlara yalvarın. Ama onlar göklerde de yerde de zerre kadar bir şeye sahip olamazlar. O göklerde ve yerde onların ortaklığı da yoktur. Ve onun onlardan bir destekçisi de yoktur. Onun katında bizzat kendisinin izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince Rabbimiz ne dedi derler. Hakkı söyledi. Odur en yüce, odur en büyük. De ki göklerden ve yerden sizi kim rızıklandırıyor? De ki Allah. O halde biz yahut siz ya tam hidayet üzerindeyiz yahut açık bir sapıklık içinde. De ki bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu olmayacaksınız. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorguya çekilmeyeceğiz. De ki Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak. Sonra da aramızı hak ile ayıracak. Odur Fettah, odur Alim. De ki ortaklar olarak onun yanına koymaya kalktıklarınızı bana gösterin. Hayır, iş sandığınız gibi değil. O Allah'tır, azizdir, hakimdir. Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik, başka değil. Ama insanların çokları bilmiyorlar. Diyorlar, doğru sözlülerseniz bu tehdit ne zaman? De ki, size bir gün vaat edilmiştir. Ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Küfre sapanlar dedi ki, biz bu Kur'an'a da bundan öncekine de asla inanmayacağız. Ah bir görsen o zalimleri Rableri huzurunda tutuklanmış halde. Bir kısmı bir kısmına söz atar durur. Basit görülüp horlananları, büyüklük taslayanlara şöyle derler. Siz olmasaydınız vallahi biz inanacaktık. Büyüklük taslayanları ise basit görülüp horlananlara şöyle derler. Hidayet size geldikten sonra sizi ondan biz mi geri çevirdik? Hayır, siz kendiniz günahkarlardınız. Bu kez basit görülüp horlananlar büyüklük taslayanlara şöyle derler. Hayır, öyle değil. İşiniz gece gündüz düzenbazlıktı. Siz bize Allah'a nankörlük etmemizi, ona eşler ortaklar tutmamızı emrediyordunuz. Nihayet azabı gördüklerinde pişmanlığı içlerine gömerler. Biz ise inkarcıların boyunlarına bu kağıları vurmuşuzdur. Yapıp ettiklerinden başka neyin karşılığını görüyorlar ki? Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek, onun servet ve refahla şımaranları mutlaka şöyle demişlerdir. Biz sizin elçilik yaptığınız şeyi inkar ediyoruz. Şunu da söylemişlerdir. Biz malca da evlatça da çoğuz. Azaba uğratılacak olanlar bizler değiliz. De ki, Rabbim dilediğine rızkı genişletip açar, dilediğine ölçülü verir, kısar. Fakat insanların çokları bilmiyorlar. Sizi bize yaklaştırıp katımızda size yakınlık sağlayacak olan ne mallarınızdır ne de çocuklarınız. İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapanlar müstesna. Onlara yaptıklarının kat kat fazlası ödül vardır. Onlar seçkin odalarda güven içindedirler. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için koşuşanlara gelince, onlar azabın içinde hazır bulundurulacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bolca, genişçe verir. Dilediğine de kısarak verir. Bir şey infak ederseniz o, onun yerine başka bir şey lütfeder. Rızık verenlerin en hayırlısıdır o.
Gün olur onların hepsini bir yere toplar, sonra meleklere sorar. Şunlar size mi kulluk ibadet ediyorlardı? Melekler derler ki, tesbih ederiz seni. Bizim velimiz sendin, onlar değil. Doğrusu şu ki onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmekteydi. Artık o gün birinizin diğerine yarar sağlamaya da zarar vermeye de gücü yetmez. Zulme sapanlara şöyle deriz, o kendisini yalanlayıp durduğunuz ateş azabını tadın. Ayetlerimiz açık seçik kanıtlar halinde karşılarında okununca şöyle derler, bu adam atalarınızın kulluk ibadet etmekte olduklarından sizi vazgeçirmek isteyen birinden başkası değil. Şunu da söylerler, bu düzenlenmiş bir yalandan iftiradan başka şey değildir. Hakkı inkar edenler o kendilerine geldiğinde şöyle demişlerdir, açık bir büyüden başka şey değil bu. Oysa ki biz onlara araştırıp ders alacakları kitaplar vermemiştik. Daha önce kendilerine bir uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de yalanladılar. Üstelik bunlar ötekilerine verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Resullerimi yalanladılar. Peki benim azabım nasıl oldu? De ki size bir tek şey öğütleyeceğim. Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkın. Sonra da iyice düşünün. Arkadaşınızda cinnetten eser yok. O şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kişiden başkası değil. De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemedim. O sizin olsun. Benim ödülüm yalnız Allah'tandır. Ve o her şey üzerinde bir şehit, gerçek bir tanık. De ki, benim Rabbim gerçeği ortaya koyar. Gaybları en iyi bilen O'dur. De ki, hak geldi, artık batıl ortaya yeni bir şey çıkaramaz. Eskiyi de geri getiremez. De ki, eğer saparsam öz benliğim aleyhine saparım. Doğruyu ve güzeli bulursam bu Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Çünkü o semidir, karibdir. Bir görsen onları korku ve telaşa düştüklerinde, artık kaçış kurtuluş yok, çok yakın bir yerden enselenmişlerdir. Ona inandık dediler, ama nasıl mümkün olur onlar için imana ulaşmak o uzak yerden? Daha önce inkar etmişlerdi onu, gayba taş atıp duruyorlardı o uzak yerden. Artık kendileriyle iştahla arzuladıkları şey arasına engel konmuştur. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Gerçek şu ki onlar tutarsızlığa iten bir kuşku içindeydiler.